Evet, merhaba sevgili izleyenlerimiz, ekran başına hoş geldiniz. Güzel bir günle sizlerle beraber inşallah güzel bir program olacak ve yanında güzel yemekler hazırlanmış olacağız. Birazdan sizlerle beraber yemeklerimize hemen başlayacağız. Sizlerle hem kolay hem pratik hem de lezzetli yemekler hazırlanmış olacağız inşallah. Hangi yemeklerimiz var bugün sizler için hazırlayacağımız? Çok güzel bir tepsi böreğimiz var. Bol ıspanaklı yapacağımız hem lezzetli hem de kolay ve pratik bir börek olacak. Ve onun yanında güzel bir şöyle rulo güzel bir lokumumuz var. Lokum hazırlanacak. Bol meyveyle yapacağımız ve hem pratik hem de güzel bir sunumla yapacağımız güzel bir tatlımız olacak. Ve onun yanında yine güzel bir tavuğumuz var. Hünkar beğendiğimiz var. Tavuklu hünkar beğendiğimiz var. Ve bu şekilde 3 tane yemeğimiz hazırlanacak. Tezgahımızın üzerine çıkarmış olacağız. Tabii ki biz burada yapacağız yemeklerimizi. Siz de evlerinize yapacağız. Hem lezzetli hem de kolay ve pratik yemekler olmuş olacak inşallah. Sizler de tabii ki bizleri aynı şekilde programımızı kaçırmışsanız, tekrardan izlemek istiyorsanız, programımızı takip etmek istiyorsanız nerede takip edebilirsiniz? Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da ve YouTube'da bizleri aynı şekilde takip edebilirsiniz programımızı. Programımızı kaçırmışsanız gece saat 1 ile 1.30'da programımızın tekrarı var. Aynı şekilde izleyebilirsiniz. Hafta sonları saat 10 ile 11'de programımızın tekrarı var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Veya da merak ettiğiniz yemekler varsa, tekrardan görmek istediğiniz yemekler varsa sayfalarımıza tabii programlarımız aynı şekilde yayınlanıyor ve programlarımızı orada da takip edebilirsiniz. Programlarımızı izleyebilirsiniz. Beni de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah Usta veya da Abdullah Hakim Yavtu sayfalarından takip edebilirsiniz. Hem Facebook, hem Twitter, hem Instagram, hem de YouTube'da aynı şekilde takip edebilirsiniz. Ve size ait yemekler varsa veya da farklı yemekler varsa benimle paylaşmak istiyorsanız, burada yapmamı istiyorsanız Instagram üzerinde bana gönderebilirsiniz. bitişikşefabdullahusta.tgt sayfama gönderin. Ben de burada sizler için hem özel olarak hazırlanmış olayım ve burada paylaşmış olalım inşallah. Tabii ki programımıza konuk olmak isteyen sanatçı dostlarımız, arkadaşlarımız Instagram üzerinden de bana ulaşabilirler. bitişikşefabdullahusta.tgt sayfamdan da bana ulaşabilirsiniz. O zaman şöyle bir şey yapalım. Yavaş yavaş hemen böreğimizin listesi hazırsa alalım. Ondan sonra güzel bir börek hazırlanmış olalım. Bol ıspanaklı, lezzetli ve güzel bir börek olmuş olacak inşallah. Böreğimiz için neler kullanacağız bir göz atalım. Ondan sonra hemen listemizi yavaş yavaş hazırlamaya başlayabiliriz. Evet, şöyle hemen yufkalarımız hazır sevgili izleyicimiz. Tabii ki parça yufkalarımız da varsa onu da aralarında değerlendirebiliriz. Ondan sonra soğanımız, yumurtamız, sütümüz ve bolca ıspanağımız hazır. Birazdan biz de güzelce bir şekilde ıspanağımızı, iç harcımızı hazırlayacağız. İç harcımız hazırlandıktan sonra ondan sonra yavaş yavaş diğer malzemelerimizi hazırlamaya başlayacağız. Öncelikle tabii ki ıspanağımız için geniş bir tenceremiz. Onu bir alalım. Hemen ocağımızın altını bu şekilde açalım. O iyice bir ısınmaya başlansın. İçine kullanacağımız kadar yağımız, şöyle biraz zeytinyağımız veya da sıvı yağımız, hangisini istiyorsanız kullanabilirsiniz. Evet, biraz şöyle yağımızdan ilave ettik. Yağımızı ilave ettikten sonra altını açmıştık. O yavaş yavaş ısınmaya başlansın. Hazırlamaya başlasın. Şimdi ben de şöyle bir önce bir kaşığımı alayım. Ondan sonra hazırlığımıza devam edelim. Bir tane soğanımız. Bunları ince ince önce bir soğanımızı hazırlamış olalım. Bunu aynı şekilde diğer yarısından. Küçük küçük soğanımızı hazırlayacağız. Biraz daha soğanımızı incelttikten sonra tenceremize yollayalım. O yavaş yavaş kavrulmaya başlansın. Güzelce bir şekilde bir kavrulsun. Soğan hazır. Ve tenceremize yolluyoruz. Tabii siz istersen biraz daha fazla da kullanabilirsiniz. Eğer ki fazla da soğanlı seviyorsanız soğan miktarını biraz daha arttırabilirsiniz ve fazla da kullanabilirsiniz. Tercih size kalmış. Şimdi yavaş yavaş soğanlarımız güzelce bir şekilde hemen tenceremize ilave ettikten sonra kavurmaya başlayacağız. Onu hafiften böyle bir karıştıralım. Ispanağımız, kullanacağımız kadar ıspanak. Tabii siz isterseniz ıspanak miktarını kendiniz yapacağınız miktar. Karabalık bir aileysek, geniş bir aileysek biraz daha fazla da tutabiliriz, fazla da kullanabiliriz. Ona göre siz de isterseniz
ıspanağınızı biraz daha fazla da kullanmak istiyorsanız fazla tutabilirsiniz. Ispanağımız hazır. Bir tane de kabımızı alalım. Tepsimiz veya da düz bir tabak da olabilir. Onun içine hemen hazırlığımızı yapmış olalım. Evet, şöyle bir ıspanağımızı ben çok fazla küçük doğramayacağım. Biraz belirgin olsun, güzel olsun diye. Hemen iri iri doğramaya başlayacağım. Hazır. Devam ediyoruz. Ispanağımız güzelce bir doğramış olalım. Tabii ıspanağımızı içindeki o yararlı vitaminleri güzelce bir şekilde tabii ki onlardan faydalanmak için ne yapacağız? Ispanağımızı öncelikle bütün olarak bir yıkayacağız ve bütün olarak yıkadıktan sonra doğrayabiliriz. Çünkü bu şekilde doğrayıp da eğer yıkarsak içindeki bütün yararlı vitaminleri hepsini suya vermiş olacağız ve sadece bir yeşillik yemiş olacağız. Onun için ne yapacağız? Önce ıspanağımızı bütün olarak hemen hazırlayacağız, yıkayacağız. Onları yıkadıktan sonra tekrardan ufak ufak isterseniz veya da nasıl doğramak istiyorsanız o şekilde de doğrayabilirsiniz. Şimdi ıspanağımız hazır. Ispanağı tabii ki içinde biliyorsunuz çok fazla kumlu oluyor ve biraz fazla kum olduğu için de ıspanağımızı şöyle de bir şey yapabiliriz. 5-6 suyla da bol bol yıkamamız gerekiyor. Hatta siz ıspanağınızı güzelce bir şekilde geniş, bolca bir kabınızın içine biraz sirke suyumuzu, 2 veya 3 yemek kaşığı kadar sirke suyumuzu ilave edelim. Bolca suyun içinde bekletelim. Şöyle bir 10-15 dakika beklesin. İçindeki o topraklar, kumlar hepsini çöksün. Ondan sonra biz de ıspanağımızı üzerinden alacağız. Tekrardan 3-4 suyla yıkayıp ondan sonra işlemimizi gerçekleştirebiliriz, yapabiliriz. Hem bu şekilde içindeki kumlardan da arındırmış olacağız. Hem de lezzetli ve güzel de bir ıspanak yemiş olacağız inşallah. Soğanımız yavaş yavaş kavrulmaya başlandı. Soğanımız hazır. Ben de şöyle bir doğramış olduğum ıspanaklarım hazır. Ben hemen biraz şöyle bir soğanımızda önce bir hafif biraz karıştıralım. Küçük küçük devam ediyoruz ıspanaklarımızı içine ilave etmeye. İlk önce biraz hafif sevgili izleyenlerimiz ıspanağımız iri olabilir. Biraz daha fazla şöyle kabarık olabilir. O piştikçe kendini bırakacak. Evet, şimdi ıspanağımız hazır diyebiliriz. Tekrardan tabağımızı kaldıralım. Ispanağımız hazır ve yavaş yavaş tenceremizde kavurmaya başlayacağız. Bolca. Evet. Şimdi yavaş yavaş ıspanaklarımız kavrulmaya devam etsin, hazırlamaya devam etsin. Biz listemizi alalım, ondan sonra devam edelim. Böreğimiz için neler kullanacağız, hangi malzemelerimize bir göz atalım. Ondan sonra yavaş yavaş hazırlığımıza devam etmiş olacağız inşallah. Evet, ıspanaklı tepsi böreğimiz için de kullanacağımız malzemeler. Bir paket yufkamıza 500 gram kadar ıspanağımız, ondan sonra bir adet kuru soğanımız, bir adet domatesimiz, bir tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biberimiz var. Bir su bardağı kadar sosumuz için sütümüz var. Bir adet yumurta kullanacağız. Bir çay bardağına yakın sıvı yağ kullanacağız. Bir paket yufkamız, 500 gram kadar ıspanağımız, bir adet kuru soğanımız, bir adet domatesimiz, bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz, pul biberimiz. Ondan sonra bir su bardağı kadar sütümüz var. Bir adet yumurta kullanacağız. Bir çay bardağı kadar da sıvı yağımız var. Önce ıspanağımızı kavurmaya başladık. Soğanımızla beraber hemen hafif bir yağımızı ilave ettik. Ispanağımız ve soğanımızı kavurmaya başladık. Ondan sonra geniş bir kabımızın içine sosumuzu hazırlayacağız. Sosumuz için de bir adet yumurtamızı kıracağız. Onu iyice bir çırpacağız. Çırptıktan sonra tekrardan içine sıvı yağımızı, sütümüzü ilave edeceğiz. Ve bu şekilde sosumuz hazırlanmış olacak. Sosumuz da hazırlandıktan sonra yufkalarımızı
Tepsimizi içine yavaş yavaş hemen dizmeye başlayacağız. Ondan sonra ortasına güzelce bir şekilde geldikten sonra aralarına tabii sosumuz ilave edilecek. Ortasına da geldikten sonra tekrardan güzelce bir şekilde hemen hazırlamış olduğumuz iç harcımızı da ilave edeceğiz. Onu da ilave ettikten sonra üzerini kapatacağız. Kalan sosumuzu da üzerine ilave edeceğiz. Ondan sonra fırına yollayacağız. Fırında iyice bir pişecek ve piştikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzeti hem de pratik bir börek olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de yavaş yavaş hazırlığımıza başlamış olalım. Evet, hemen böreğiniz için önce soğanınızı kavurdunuz. Ispanağınızı içine ilave ettiniz. Beraber kavurmaya başladınız. Hemen biz de şöyle bir karıştıralım iyice bir harcımızı. Onu yavaş yavaş hazırlarken diğer işlemlerimize de devam edebiliriz. Herhangi bir tane tepsi kullanabiliriz sevgili izleyenlerimiz. Tepsimiz hazır. Ben şöyle bir... İçine bir tane domatesimiz dedik. Bir tane domates yeterlidir. Domatesimiz de küçük küçük doğrayıp o da güzel bir renk ve lezzet katsın. Çok sağlıklı ve güzel bir börek olmuş olacak inşallah. Bunları küp küp doğrayalım. Minik minik doğrayacağız bu şekilde. Hazır. Şöyle siyahlı alalım. Domatesimiz hazır. Onu şimdi tenceremize gönderelim. Tenceremize ilave ettik. Tekrardan şöyle bir kabımız, tepsimiz olur veya da geniş bir kabımız olabilir. Şöyle biraz hafif biraz yağımız. Minik biraz yağımızı içine ilave edeceğiz. Ondan sonra yağımızı ilave ettikten sonra onu şöyle bir fırçanızın yardımıyla güzelce bir şekilde yağımızı sürelim. Ondan sonra yufkalarımız hazır. Yufkalarımız da ben şöyle şimdi kenara alıyorum. Sosumuzu hazırlayalım sizlerle beraber. Tabii o esnada da diğer malzemelerimiz, iç harcımız da hazırlanmış olacak. Zaten ıspanak hassas olduğu için çok da aşırı pişirmeye de gerek yok. Onun için biraz şöyle bir şimdiden toparlanmaya başladı. Şöyle çok hafif pul biberimiz. Ondan sonra biraz da tuzumuz. Çok az bir tuzumuz. İçine ilave edelim. Tekrardan karıştırdık. Onları karıştırdıktan sonra sosumuz demiştik. Sosumuz için de kabımız hazır. Ondan sonra bir adet yumurta. Tabii fazla yapacaksanız biraz da fazla tutabilirsiniz. Yumurtayı içine ilave edelim. Onu iyice bir çırpıyoruz. Bir adet yumurtayı herhangi bir kabın içine alıp iyice bir çırpalım. Çırptıktan sonra azar azar sütümüz. Tabii ki isterseniz biraz daha fazla da kullanmak da istiyorsanız kullanabilirsiniz. Biraz yağımız hem yumuşak tutacak hem de güzel bir lezzet katacak. Şöyle hafif biraz da yağımızı içine ilave ettik. Yağımızı ilave ettikten sonra beraber karıştıralım tekrardan. Ve bu şekilde sosumuz hazırlanmış olacak. Sosumuz da hazırlandıktan sonra tekrardan şöyle bir kenara aldık. Diğer malzememizi kaldıralım. Ondan sonra tepsimizde tabii ki isterseniz parçalayıp da kullanabilirsiniz. İsterseniz bütün de kullanabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız o şekilde de siz de kullanabilirsiniz. Hemen ben şöyle bir ufak bir tezgahımı sileyim. Ondan sonra devam edeceğim. Tepsimizi yağlamıştık. Tepsimiz hazır. Şimdi yufkalarımızdan şöyle bir açalım. Yok arkadaşlar, şöyle bir önce bir tanesini alalım. Bunu şöyle bir tepsimizin altına alalım. Diğerini de kenara aldık. Tekrardan
Parçalar da vardı elimizde. Onları da kullanacağız. Bir tanesini daha. Şöyle bir. Tekrardan yufkamız altına doğru aldık. Devam ediyoruz. Soğanımız. Ondan sonra tekrardan yağımızla beraber soğanımızı kavurduk. Soğanımızı kavurduktan sonra içine ıspanaklarımızı dahil ettik. Baharatlarımızı ilave ettik. Bir tane domatesimiz güzel bir lezzet ve aroma katacak. Onu da içine ilave ettik. Ispanağımız hazır. Güzel bir şekilde harcımız hazır. Harcımız hazırlandıktan sonra biz de diğer işlemlerimize devam etmiş olalım. Çok hafif bir, ben şöyle bir bunları şimdi kenara alayım. Bir tane küçük kepçemizden bakalım. Sosumuz hazır. Tepsimizin altına hafif biraz şöyle sosumuzdan ilave edelim. Parçalardan tekrardan şöyle bir ilave edeceğiz. Bunları tamamıyla da şöyle de bir şey de yapabiliriz. Kenar kısımlarına. İçine bu şekilde bir keselim. Böyle ortasına doğru tepsimize ilave edelim. Sosumuzdan birazın üzerine şu şekilde dökelim. Hafif hem yumuşasın hem de güzel bir lezzet katsın. O da tamamıyla sosu çeksin sevgili izleyenlerimiz. Güzelce bir şekilde şu anda hazır diyebiliriz. İç harcımız da hazırlandı. Ispanağımız hazır. Ondan sonra ıspanağımız hazırlandıktan sonra onu da içine doğru ilave edelim. Hafif. İç harcımız kenar kısımlarına yavaş yavaş ilave ediliyor. Oh, mis gibi oldu. Önce yağımızla beraber soğanımız kavrulacak. Ondan sonra kullanacağımız kadar ıspanağımızı bol suda yıkadık. Onları bol suda yıkadıktan sonra istediğimiz gibi güzelce bir şekilde biraz ben iri doğradım. Onları iri iri doğrayacağız. İri iri doğrandıktan sonra tekrardan soğanlar kavruldu. Ondan sonra ıspanaklarımızı ilave ettik. Biraz baharatımızı ilave ettik. Bir tane domatesimiz yakıştı. Güzel de bir lezzet katacak. Domatesimizi ilave edelim. Ondan sonra tepsimizin içine önceden kalan yufkalar da varsa kullanabiliriz. Onlar da güzel bir lezzet ve tat katacak. Güzelce bir şekilde yufkalarınızı serin. Onları serdikten sonra sosumuz tabii ki bir adet yumurtamız, biraz sıvı yağımız ve bir su bardağı kadar da sütümüzle beraber sos hazırlanıyor. Sosumuz hazırlandıktan sonra tekrardan aralarına ilave edeceğiz. Ve sosumuzla beraber işlemimizi yapmaya devam edelim. Şimdi sosumuz hazır. İç harcımızı da ilave ettik. Sizlerle beraber tekrardan üzerine örtmeye başlayalım. Çok fazla da tabii ki hava almasın sevgili izleyenlerimiz. Bunları üzerini yavaş yavaş güzelce bir şekilde. Ondan sonra biraz sosumuz hafif. Sosumuz güzel olacak ve güzel bir lezzet katacak. Şimdi sosumuz yavaş yavaş üzerine ilave edildikten sonra şöyle bir devam edelim. Bunları tekrardan şöyle hazır. Kalan yufkalarımızdan da birazın üzerine ilave edeceğiz. Bunları da kenar kısımdan da öncelikle öyle iyice bir kapattık. Ondan sonra biraz daha sosumuz. Ondan sonra parça
kalan yufkalarımızdan üzerine ilave edelim. Devam ediyoruz. Tekrardan. Hemen. Devam ediyoruz. Tekrardan. Biraz daha sosumuz. Hafif biraz. Bunlardan kenarlarda yavaş yavaş katlamaya başlayalım. Sosumuzdan birazını ayıracağız. Sosumuzu da ayırdıktan sonra bunları bir parça daha çok fazla hava almasın diye üzerini iyice bir kapatalım. Devam ediyoruz. Şimdi sosumuz iyice bir hazırlanıyor. Sosumuz güzelce bir şekilde hazır sevgili izleyenlerimiz. Ve yufkamızı hazırladık. Tepsimizi içini doldurduk. Onu doldurduktan sonra üzerine hafif şöyle biraz bastırdık. Ve sosumuzu, kalan sosumuzu üzerine ilave edelim. Kalan sosumuz. Üzerine yavaş yavaş yollayalım. Sosumuz için bir adet yumurta, bir su bardağı kadar sütümüz. Ondan sonra bir adet yumurtamız, biraz sütümüz, biraz da sıvı yağla beraber güzel bir sos hazırladık ve sosumuzu hem aralarına hem de kalan sosumuzu üzerine ilave edeceğiz. Bu şekilde sosumuzu ilave ettikten sonra biraz bekleyeceğiz, birkaç dakika bekleyeceğiz sosu iyice bir çeksin içine. Ondan sonra yavaş yavaş fırına gönderebiliriz. Biz şu anda hemen güzelce bir böreğimizi hazırladık. Böreğimiz hazırlandıktan sonra yavaş yavaş böreğimizi fırına yollayabiliriz. Güzelce bir şekilde bir pişmesi için hemen tepsi bol ıspanaklı tepsi böreğimiz hazır ve fırın yolculuğu başlayabilir. Ben şöyle bir fırınımı önce bir altını açayım. Isınmaya başlansın. Evet. Sosumuz hazır. Evet, fırına yolladık. Yavaş yavaş fırında pişirmeye başlayacağız. Eğer ki süremiz fazlaysa düşük bir dereceyle 160-170 dereceyle pişirebilirsiniz. Belki acelemiz de varsa biraz daha yüksek bir dereceyle pişirebilirsiniz. Tercih size kalmış. Hangisi sizin daha çok hoşunuza gidecekse o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Ve biz de yavaş yavaş fırına gönderdik. Fırında iyice bir pişecek sevgili izleyenlerimiz. Hemen ben kapağını kapatıyorum. 180 dereceyle biraz önce bir fırınımız ısınsın. 180 dereceyle programımız boyunca bir pişsin. Hatta siz eğer ki belli bir süreden sonra ters çevirirseniz böreğinizi hem daha lezzetli olacak hem de daha güzel olacak. Ve böreğimiz şu anda hazır. Fırına yolladık. O iyice bir pişecek, iyice bir hazırlanacak. Hazırlandıktan sonra tekrardan sunumunu yapabiliriz. Ben şimdilik bir tezgahımı toparlayayım. Ondan sonra ikinci yemeğimizin listesini başlayabiliriz. Hemen geçebiliriz. Tabii ki tatlı hazırlayacağız. Sizlerle beraber lokumumuz hazırlanacak. Meyveyle yapacağımız güzel bir sunum olacak. Onun için de neler kullanacağız? Hemen ben şöyle bir tezgahımı öncelikle toparlayayım. Ondan sonra listemizi alalım. Evet. Şimdi böreğimiz hazır. Onu fırına yolladık ve meyveli lokum içinde kullanacağımız malzememiz 13 yemek kaşığı kadar toz şekeri kullanıyoruz. 14 yemek kaşığı kadar irmik, ondan sonra 4 su bardağı kadar süt, ondan sonra 1 paket vanilyamız, 1 paket krem şanti kullanacağız. 13 yemek kaşığı kadar toz şekerimiz, 13 veya da 14 yemek kaşığı kadar da kullanabilirsiniz. Birebir ölçülerde de kullanabilirsiniz. Şekeri seviyorsanız siz de aynısını kullanabilirsiniz. 13 yemek kaşığı kadar toz şeker, 14 yemek kaşığı kadar irmik, ondan sonra 4 su bardağı kadar sütümüz, 1 paket vanilyamız, ondan sonra 1 paket krem şantimiz var. İşi içinde kullanacağımız malzememiz 1 adet armut kullanacağız. Ondan sonra 1 adet elmamız var. Ondan sonra 1 adet muz kullanacağız. Tabii yapacağınız işten fazlaysa bunları biraz daha fazla kullanabilirsiniz. İşi için 1 adet armut kullanacağız. Ondan sonra 1 adet elmamız var. 1 adet de muz kullanacağız. Önce tenceremizi içine soğuk bir şekilde
toz şekerimizi, irmiğimizi ve de sütümüzü ilave edeceğiz. Ondan sonra ocağın üzerine alacağız. Onları yavaş yavaş karıştıracağız. Koyulaşana kadar karıştırmaya devam edeceğiz. Koyulaştıktan sonra onları geniş bir kabımızın içine veya tenceremizin içinde bekleteceğiz. Beklettikten sonra iyice bir soğuyacak ve soğutulduktan sonra içine tekrardan bir paket krem şantiyemiz ilave edilecek ve ilave edildikten sonra tezgahımızın üzerine biz hemen tekrardan streçimizi açacağız. Ondan sonra lokumu üzeri bir şekilde üzerine sereceğiz. Serdikten sonra meyvelerimiz hazırlanacak. Meyvelerimizi arasına ilave edeceğiz. Ve rolo şeklinde güzelce bir şekilde bir katlanacak. Katlandıktan sonra ikişer veya da üçer parmak veya da dörder parmak şeklinde güzelce bir şekilde kesilecek. Kesildikten sonra sunum yapacağımız tabaklarımızı alıp üzerini tekrardan süsleyeceğiz. Ondan sonra afiyet yiyeceğiz. Hem lezzetli hem de güzel bir lokum olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de yavaş yavaş hazırlığımıza başlayabiliriz. Tabii ki meyve aralarında eğer ki farklı meyveler de kullanmak istiyorsanız tercih size kalmış. Farklı meyveler de kullanabilirsiniz. Çok fazla lokumu sulandırmayacak meyveler olursa daha güzel olacak. Tabii siz isterseniz istediğinizde kullanabilirsiniz. Taze meyve kullanacağız. Tabii isterse kuru meyve de kullanılabilir. Çok da güzel ve lezzetli olacak. Şimdi genişçe bir tenceremiz. Hemen şöyle bir alalım. Ondan sonra sütümüz demiştik. Onu yanımıza alalım. Soğuk bir şekilde tenceremize yollayalım. Tekrardan 14 yemek kaşığı kadar irmik. 14 yemek kaşığı veya 13 yemek kaşığı kadar da diyebiliriz toz şeker. İçine ilave ettik. Şeker ve de irmiğimizi içine ilave ettikten sonra biraz hafiften şöyle bir karıştıralım. Evet, şimdi ocağımızın üzerine alalım. Tabii ki başında ayrılmamamız gerekiyor. Onu iyice bir koyulaşana kadar karıştıracağız. Ocağımızın altını açtık. İçine krem şantiyemizi tabii ki ilave etmeyeceğiz. Krem şantiyemiz en son olarak içine ilave edilecek. Onun için krem şantiyemizi içine ilave etmiyoruz. Yavaş yavaş ısınmaya başlansın. Biz de hazırlığımıza devam edelim. Ben şöyle bir tane tabak veya da tepsi de olabilir. Hangisinde soğutacaksak ona göre kabımızı ayarlayalım. Tepsimiz iyice bir soğuması gerekiyor çünkü işlemi yaparken yani karıştırırken elimizin yanmaması gerekiyor. Onun için bir 15-20 dakika soğutmamız gerekiyor. Hatta yarım saat bir soğutmamız gerekiyor. İçine krem şantiyi de ilave ediyoruz. Krem şantinin kesinlikle sulanmaması gerekiyor. Kendini bırakmaması gerekiyor. Onun için lokumun iyice bir soğuyacak. Ondan sonra tekrardan krem şantiyemizi ilave edecek. Beraber iyice bir karışacak. Karıştıktan sonra tekrardan kabımızı içine alabiliriz. İyice bir karıştıralım. Birebir ölçülerde kullandık dedik sevgili izleyenlerimiz. 13 yemek kaşığı kadar toz şekeri, hatta 13 yemek kaşığı kadar irmik de kullanabilirsiniz. Veyahut da 14 yemek kaşığı irmikse 14 yemek kaşığı kadar toz şekeri de kullanabilirsiniz. Onları içine ilave ettik. 3 su bardağı kadar veyahut da 4 su bardağı kadar sütümüzü içine ilave ediyoruz. Sütümüzü ilave ettikten sonra soğuk bir şekilde hemen ocağımızın üzerine alıyoruz. Yavaş yavaş karıştıralım. O iyice bir koyulaşacak. İyice bir koyulaştıktan sonra kenara alıp soğutmaya bekleteceğiz. Tabii sizler de bizleri internet üzerinde takip etmek istiyorsanız TGRT olarak hem Facebook'ta hem Twitter'da hem Instagram'da hem de YouTube'da bizleri takip edebilirsiniz programımızı. Tabii ki kaçırmış olduğunuz programlarımız varsa da aynı şekilde onları da oradan da takip edebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Ve programımızın tekrarı gece saat 1 ile 1.30'da programımızın tekrarı var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Hafta sonları saat 10 ile 11'de programımızın tekrarı var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Beni de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah Usta veya da Abdullah Hakim Yavtu sayfalarından takip edebilirsiniz. Şef Abdullah Usta veya da Abdullah Hakim Yavtu sayfalarından takip edebilirsiniz. Size ait yemekler varsa veya da yemeklerimiz bilindiktir ama biz farklı bir şekilde hazırlıyorsak onu da bana gönderebilirsiniz. Ben de burada sizler için özel olarak hazırlayabilirim ve sizin isminizle paylaşımını yapabilirim. Bitişik şefabdullahusta.tgt yani Instagram adresime gönderin. Ben de burada sizler için hazırlamış olayım. Bitişik şefabdullahusta.tgt sayfama gönderin. Ben de burada sizler için özel olarak hazırlamış olayım. Programımıza konuk olmak istiyorsanız, bizlerle beraber güzel bir programı yapmak istiyorsanız Instagram üzerinde de aynı şekilde de bana ulaşabilirsiniz.
Yavaş yavaş da şöyle bir harcımız hazırlanmaya başlandı. Bir yandan böreğimiz güzelce bir pişecek sevgili izleyenimiz. İyice bir hazırlanacak. O iyice bir hazırlandıktan sonra hem böreğimiz hem yanında güzel bir hünkâr beğendiğimiz de olacak. Onu da birazdan sizler için hazırlanmış olacağız. Evet sevgili Miyeser Hanım bizden kadın budu köftenin tarifini istemiş. Kadın budu köfte içinde nasıl yapıyoruz? Hemen ben şöyle biraz zamanımız var. Hem bir yanında tatlımı hazırlayayım hem de onu anlatmış olalım. 1 kilo kadar kıyma kullanabilirsiniz. 1 kilo veya da yarım kilo kadar kıyma kullanabilirsiniz. Ama 1 kilo diyelim o daha kafada kalıcı oluyor. Güzelce bir şekilde yapmış olun siz de. 1 kilo kadar dana kıymanız. Ondan sonra o 1 kilodan hemen birazını ayıracağız. Yarım kilonu ayıralım. Diğer kalan yarım kilosunu tekrardan soğanımız, sarımsağımızı doğrayalım. Önce soğan ve sarımsağımızı kavuralım. Kıymamızı içine ilave edelim. Onu da iyice bir kavuracağız. İyice bir kavurduktan sonra biraz baharatımızı ilave edelim. Tuz ve karabiberimizi ilave edelim. Beraber karıştırıp süzgeçimize alalım. O yağını güzelce bir şekilde bir süzmemiz gerekiyor. Yağını süzdükten sonra kıymamızı soğutmaya bırakıyoruz. Pilavımız için de eğer ki sade pilavımız varsa kullanırsa daha güzel olacak. Yoksa da iki farklı sunumda yapabiliriz. İstersek hemen haşlayıp da pirinçlerimizi kullanabiliriz. İstersek şöyle de bir şey de yapabilirsiniz. Normal pilav yapıp o şekilde de kullanabilirsiniz. İsterseniz haşlayın, isterseniz pilav yapın onu da kullanabilirsiniz. Hemen 2 su bardağı kadar pirincinizi güzelce bir şekilde bir hazırlayın. Onu da hazırladıktan sonra aynı şekilde soğutmaya bırakıyoruz. Kıymamız aynı şekilde o da kavrulabilir ve haşlanabilir. Siz hangisini istiyorsanız veya da kolayınıza gelirse onu da o şekilde uygulayabilirsiniz. Ve hazırlandıktan sonra kıymamızı öncelikle hemen pişmiş olduğumuz kıymamız iyice bir soğuyacak, pirinçlerimizi soğuyacak. Çiğ kıymamızı ilave edeceğiz. Pişmiş kıymamızı ilave edeceğiz. Ondan sonra pirinçlerimizi içine ilave edeceğiz. Beraber karıştıracağız. Onları beraber karıştırdıktan sonra baharatlarımızı kullanacağımız kadar tuzumuz, ondan sonra pul biberimiz, karabiberimizi ilave edeceğiz. Biraz da nanemizle beraber onu güzelce bir şekilde harcımızı karıştıracağız. Karıştırdıktan sonra 80 gram veya da 70 gram olacak şekilde köftelerimizi keseceğiz. Yani ceviz büyüklüğünde de diyebiliriz. Köftelerimizi kestikten sonra tepsimizin içine dizelim. Hazırlayıp normal ızgara köfte gibi hazırlıyoruz. Tepsimizin içine diziyoruz. Tepsimize dizdikten sonra dolabımıza eğer 2 saat veya da 3 saat dinlendirirseniz köftenizi kızartırken hem dağılmayacak hem de bütün olarak güzel bir işlem yapmış olacağız ve köfteniz sizleri yormamış olacak ve güzel bir köfte hazırlamış olacaksınız. Kadınlı köfte yapmış olacaksınız. Dolapta 2-3 saat bir dinlendirdikten sonra hemen o dolaptan alıyoruz. Ayrı bir kabımızın içine kaç tane yapacağız? Tabii ki fazlaysa fazla, azsa ona göre yumurtalarımızı kıracağız. Onları iyice bir çırpacağız ve düz bir tabağımızın içine unumuzu ilave edeceğiz. Hatta unun içine biraz tuzunuzu, hafif biraz da karabiberinizi ilave edin. Daha lezzetli ve daha güzel bir lezzet katmış olacak. Onları da ilave ettikten sonra tekrardan hemen önce unun içine, ondan sonra güzelce tekrardan yumurtanın içine batıracağız ve yumurtanın içine batırdıktan sonra tavamızda kızgın yağın içine ilave edeceğiz ve tavamızda iyice bir kızartacağız. İyice bir kızarttıktan sonra sunum yapacağımız tabaklarımızı alıp isterseniz yanına sos seviyorsanız sos, sosu sevmiyorsanız da püre de kullanabilirsiniz. İkisi de çok yakışıyor, çok da güzel bir lezzet katıyor. Onunla beraber hazırlamamızı yapacağız ve afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli ve güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Bu arada da harcımız yavaş yavaş hazırlanıyor. Evet şöyle bir meyveli lokum içinde sevgili izleyenlerimiz. 13 yemek kaşığı kadar dedi ki toz şekerimiz. 13 yemek kaşığı kadar da irmik ve hatta 14 yemek kaşığı kadar da kullanabiliriz. 4 su bardağı kadar süt. Hepsini soğuk bir şekilde tenceremizin içine ilave ettik. Tenceremize ilave ettikten sonra şimdi yavaş yavaş toparlanmaya başlandı. İyice bir koyulaşmaya başladıktan sonra kenara alabiliriz. Hop şöyle bir kenara alalım. Ondan sonra çırpma telimizi de aldık. İsterseniz geniş bir kabınızın içine, isterseniz önce bir soğutması için tepsimizi içine alalım. Ondan sonra karıştırırken geniş bir kabımızı içine de alabiliriz. Tercih size kalmış. Tabii ki erken soğuması için düz bir tepsimiz olsa daha güzel olacak. Hemen ben şöyle bir güzelce bir lokumu hazırladım. Öncelikle tepsimizi alalım. İyice bir soğuyacak tabii ki. Bunları şöyle bir kenar kısımlarından hafiften
toparlandı. Bir tane kaşık yardımıyla da şöyle bir bizleri yormasın. Onu alalım. Ve onları şöyle bir aldıktan sonra tenceremizi kaldırabiliriz. Hafif bir suyun altına bırakalım ki çok fazla kurumasın tenceremiz. Sonradan da ablaları yormasın. Yavaş yavaş kenarda hazırlansın güzelce bir şekilde. Biraz bekleteceğiz. Kaşığımız onu şöyle bir şey yapalım. Aralarını biraz şöyle havalandıralım. Erken soğuması için kenara aldık. Ben tekrardan bir tane kabımı alayım. Onun içine biraz suyumuz. Hemen hazır. Suyumuz da aldıktan sonra birazdan limon suyumuz da aynı şekilde içine ilave edilecek. Taze limon kullanılabilir veya da limon suyu da kullanılabilir. Hangisini siz istiyorsanız onu da tercih edebilirsiniz. Meyvelerimizin siyahlaşmaması için ve kararmaması için kullanılabilir. Bir tane armudumuz. Önce kabuğu soyulsun şöyle iyice bir. Bunu da aynı şekilde. Hem bizi yormasın hem de hazırlığımızı yapmış olacağız. Ortadan böldük. Çekirdekli kısımlarını alalım tekrardan. Şöyle bir. Suyumuzun içine gönderiyoruz. Bunu da aynı şekilde. Hazır. Yolladık. Bir tane elmamız. İstediğiniz elmayı da kullanabilirsiniz. İsterse ekşi elma veya da tatlı elma da kullanılabilir. Kabuğunu iyice bir. Kenardan yavaş yavaş kabuğunu soymaya başlayın. İyice bir. Kenara aldık. Ondan sonra devam ediyoruz. Bunu da aynı şekilde. Hemen. Hazır. Evet, şimdi meyvelerimizi hazırladık. Tezgahımızı böyle bir toparladık. Ondan sonra böreğimiz yavaş yavaş kızarmaya başlandı sevgili izleyicimiz. İyice bir böreğimiz üzeri kızarmaya başlandıktan sonra biz tabii ki reklam arasından da değiştirebiliriz veyahut da siz de istediğiniz gibi altına bir tane tepsi koyup veyahut da tabakla da ters çevirip altında kızartabilirsiniz. Böreğimiz yavaş yavaş kızarmaya devam ediyor. Şu anda toparlanmaya devam etti. Biraz derecemizi düşürelim. Çünkü üzeri kızardıktan sonra derecemizi biraz daha düşürebiliriz. Derecemizi düşürdükten sonra pişirmeye devam edeceğiz. Hemen böreğimiz İyice bir hazırlanıyor. Kapağını kapatıyoruz. Bol ıspanakla beraber yaptık. Çok da lezzetli olacak. Fırından alırken üzerine hafif biraz su serpiştirseniz böreğiniz daha yumuşak ve daha güzel olacak. Onun için fırında aldıktan sonra onu unutmayacağız. Üzerine hafif biraz da suyumuzu ilave edebiliriz. Şöyle serpiştirebiliriz. Lokum için de 14 yemek kaşığı kadar irmik. Ondan sonra 13 yemek kaşığı kadar toz şekerimi. İçine 4 su bardağı kadar sütümüzü ilave ettik. Beraber soğuk bir şekilde ocağın üzerine aldık ve iyice bir koyulaşana kadar kaynatmaya başladık. Koyulaşmaya başlandıktan sonra şöyle bir kenara aldık. Ondan sonra ara sıra karıştıracağız. İyice bir soğuma başlansın. İyice bir soğusun. Tekrardan vanilyamızı ilave edelim.
İyice bir soğusun. Biraz dinlenecek. Tabii programımızın sonuna doğru da yapabiliriz bu işlemizi. İyice bir soğusun. İyice bir soğutulduktan sonra krem şantimizi en son olarak içine ilave edeceğiz. Çünkü sıcak olduğu için krem şantimiz hemen çözülmeye başlayacak, erinmeye başlayacak. Onun için erinmemesi için ne yapacağız? Bunları iyice bir soğutacağız. Ondan sonra krem şantimizle karıştırıp sunumumuza başlamış olacağız. Kenara alalım. Devam etsin soğumaya. Kabımızın içine meyvelerimizi hazırladık. Meyvelerimizi hem kararmaması için hem de canlı görünmesi için ne yapalım? Biraz suyumuzu ilave etmiştik. Ondan sonra biraz da ister limon suyu, isterse taze limon da kullanabiliriz. Onu da hafif biraz üzerine ilave edelim. Bu şekilde. Limon suyumuzdan üzerine ilave ettik. Buzları tabii ki hemen erken hazırlamaya gerek yok. Onları en son olarak üzerine ilave edeceğiz. Onları da en son olarak üzerine ilave ettikten sonra tekrardan hazırlığımıza devam etmiş olacağız. Ben şöyle bir tezgahımı toparlayayım. Ondan sonra hazırlığımıza devam edelim. Tabii ki böreksiz isterseniz, bugün biz ıspanaklı yaptık ama siz isterseniz patatesli yapabilirsiniz, kıymalı yapabilirsiniz veya da pastırmalı yapabilirsiniz. Hangisini çok fazla seviyorsanız o şekilde de kullanabilirsiniz. Veyahut da dolabımızda beyaz peynirimiz kalmıştır, kaşar peynirimiz kalmıştır, böyle parça parça peynirlerimiz varsa da onları da değerlendirmek amaçlı içinde kullanılabilir. Onları da hemen güzelce bir şekilde bir rendeleyip içine biraz da taze nanemizi, maydanozumuzu ilave edip onlarla beraber harmanlayıp içine kullanabiliriz. Hem güzel olacak hem de daha faydalı ve güzel bir işlem yapmış olacağız. O da çok yakışacak ve güzel bir sunum olmuş olacak inşallah. Böreğimiz yavaş yavaş pişmeye devam etsin. Güzelce bir şekilde bir hazırlansın. Reklama çok var mı arkadaşlar? Tamam, o zaman biz şöyle bir şey yapalım. Ben hazırlığıma devam edeyim. Çok kısa bir araya gidelim mi? Tamam. Şimdi biz malzemelerimizi hazırladık. Birazdan tabii ki sizlerle beraber güzel bir tavuklu hünkâr beğendiğimiz var. Hünkâr beğendiğimiz var sevgili izleyicimiz. Tabii ki onu yapacağız sizlerle beraber. Onun için de malzemelerimizi hazırladık. Siz de malzemelerinizi hazırlayın. Tavuklu hünkâr beğendiğimiz için şöyle güzel kullanacağımız kadar tavuğumuz, ondan sonra patlıcan, 3 veya 4 tane patlıcanı veya da bostan patlıcanı da güzelce bir közlenip kullanılabilir. Onları hazırlayabiliriz. Salçamız, ondan sonra unumuz, soğanımız hepsi hazır. Birazdan sizlerle beraber bol güzel bir tavuklu hünkâr beğendi hazırlanmış olacağız. Tabii ki lokumumuz da çok da güzel olacak ve inşallah sizden de hoşunuza gidecek. Güzel bir sunum olmuş olacak. Onun için de meyvelerimiz hazır. Güzelce bir şekilde şöyle bir lokumumuz da hazır. Yavaş yavaş biraz soğumaya devam etsin. Hemen hafiften şöyle bir karıştıralım. Evet, soğumaya devam etsin. Ben onu şimdilik şöyle bir kenara alıyorum. Böreğimizi alacağım. Onu da ters çevireceğim. Siz de aynısını yapabilirsiniz. Tahtayla da güzelce bir şekilde ters çevirebilirsiniz sevgili izleyenimiz. O zaman biz hazırlığımıza devam edelim. Siz kendinize bir tane çay alın. Çok kısa bir ara edelim. Reklamdan sonra sizlerle beraber yemek yapmaya devam edelim mi? O zaman hemen kısa bir aradan sonra buradayız. Reklamlar. Evet, kaldığımız yerden devam ediyor. Şimdi lokum hazır. Güzelce bir şekilde kenarda soğutuyoruz. Ondan sonra birazdan hünkâr beğendimizi güzelce bir şekilde tabii ki hazırlığına başlayacağız ama fırınımızı bir görelim. Ondan sonra devam edelim. Fırındaki böreğimiz, ıspanaklı tepsi böreğimiz yavaş yavaş pişmeye başlandı. Biz ters çevirdik. Altı da iyice bir kızarsın diye fırında pişirmeye başladık. O üzeri tabii ki pişmişti. Biz altında aynı şekilde biraz kızarması için ters çevirdik. Ve fırına tekrardan sürdük. Fırında pişmeye başlandı. Ondan sonra o güzelce bir şekilde yavaş yavaş pişsin hemen. Pişmeye devam etsin. Üzerini güzelce bir hazırladık. Kapağını kapatalım. Şimdi böreğimiz pişerken biz de bir hünkâr beğendi yapalım sizlerle beraber. O zaman listemizde neler var bir göz atalım. Hemen hazırlığımıza başlayalım inşallah. Tavuklu hünkâr beğendiğimiz içinde neler var? Hemen ona bir göz atacağız. Ondan sonra hazırlığımıza başlayacağız inşallah.
Tavukta hünkâr beğendi içinde kullanacağımız malzememiz 500 gram kadar tavuk göğsümüz. İster az veya fazla da kullanabilirsiniz. Ondan sonra 1 adet kuru soğanımız, 2 diş sarımsağımız, 2 adet domatesimiz, 3 adet biberimiz, 1 yemek kaşığı kadar salçamız. Biz biber salçası kullanacağız. Siz isterseniz domates veya da biber salçası da kullanabilirsiniz. Ondan sonra 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz, pul biberimiz, kırmızı toz biberimiz, kekik kullanacağız. 4 adet patlıcan kullanacağız. 3 yemek kaşığı kadar unumuz, 2 su bardağı kadar sütümüz, 4 yemek kaşığı kadar tereyağı kullanacağız veya da sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Hangisi istiyorsan onu da tercih edebilirsiniz. 500 gram kadar tavuk, ondan sonra 1 adet kuru soğan, 2 diş sarımsak, 2 adet domatesimiz, 3 adet biberimiz, ondan sonra 1 yemek kaşığı kadar salçamız, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, pul biberimiz, kırmızı toz biberimiz, ondan sonra kekik, 4 adet patlıcan, 3 yemek kaşığı kadar unumuz, 2 su bardağı kadar süt, 4 yemek kaşığı kadar da tereyağı kullanacağız. Öncelikle patlıcanları hemen fırına gönderdik. Onları güzelce bir şekilde bir közledik. Közlendikten sonra tekrardan kabuklarını soyduk, onları ince ince doğradık. Ve içine hafif biraz limon suyumuzu, biraz da yağımızı ilave ettik, beraber karıştırdık. Siyahlaşmaması için kenara alıyoruz. Ondan sonra iki tane tenceremizi ocağa alıyoruz. Birisinin içinde hemen beşamel sosumuz hazırlanacak. Hemen beğendiği için unumuzu, yağımızı hepsini güzelce bir şekilde bir kavuracağız. Hafif bir tuzumuzu, karabiberimizi ilave ettikten sonra biraz içine sütümüzü ilave edeceğiz. Sütle beraber açacağız. Tekrardan patlıcanları içine ilave edeceğiz. Ve beğendiğimiz hazırlanmış olacak. Onu hazırladıktan sonra kenara alacağız. Ondan sonra tenceremizde tekrardan hemen soğanlarımız, yağımızla beraber soğanlarımız, sarımsaklarımız kavrulacak. Etlerimizi küp küp doğrayacağız, kavuracağız. Aralarına biberlerimiz, domateslerimiz ilave edilecek salçamızla beraber. Sosumuzla beraber güzelce bir hazırlanacak. Hazırlandıktan sonra tabağımızın altına güzelce bir şekilde bir hemen beğendiğimizi ilave edeceğiz. Onun üzerine etlerimizi ilave edeceğiz ve tabağımızı süsledikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem çok lezzetli hem de güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de yavaş yavaş hazırlığımıza başlayabiliriz. Şimdi iki tane tenceremiz hazır. Onlar altını öncelik bir açalım. Zeytinyağımız tekrardan ilave edelim. İkisine de yağımızı yolladık. Önce tabii ki beğendiğimizi yapabiliriz. Onu kenara alabiliriz. Yavaş yavaş tenceremiz ısınırken biz de hazırlığımıza başlayalım. Yağımızı ilave ettik. Yağımız iyice bir ısınmaya başlanıyor. İyice bir ısınmaya başlandıktan sonra tabii ki siz isterseniz tereyağı, margarin veya da içine çok da fazla seviyorsanız dediğimiz gibi margarin, tereyağı veya da sıvı yağ, zeytinyağı hangisini istiyorsanız kullanabilirsiniz. Şimdi yağımızı ilave ettik. Unumuz hazır. Tabii biraz daha fazla yapacaksanız biraz daha fazla da tutabilirsiniz. 3 yemek kaşığı kadar unumuzu içine ilave edelim. Beraber kavurmaya başlayalım. Yağımız da şöyle iyice bir karıştırıyoruz. Şöyle kenar kısımlarını içe doğru alalım ki un iyice bir kavrulsun. Çünkü unumuzu iyi kavurduğumuzda yemeğimizde hem un kokusunu hissetmemiş olacağız ve hem de lezzetli güzel bir yemek yemiş olacağız inşallah. Şimdi yavaş yavaş devam etsin. İçine çok hafif biraz tuzumuzu ilave edeceğiz. Biraz da tuzumuz da şöyle biraz tuz dedik. İçine ilave edelim. Ondan sonra biraz da karabiber. Çok az bir karabiberimiz. İçine yolladık. Tuz ve karabiber. Böyle iyice bir karıştırmış olacağız. Biraz kavurmaya devam etsin. Ondan sonra diğer tenceremizin altını açmıştık. Soğanlarımız ufak ufak da doğranabilir. İsterseniz büyük de doğrayabilirsiniz. Hemen soğanlarımız hazır. Ben şöyle bir küçük küçük küp küp doğrayacağım. Hem belirgin olsun hem de güzel bir sunum olsun diye.
bunlardan. Hazır. Soğanlarımızı da içine dahil edelim. Tenceremize yollayalım. Ondan sonra sarımsak. Bir veya iki diş kullanabiliriz. Onu da içine yollayalım. Beraber yavaş yavaş soğan ve sarımsaklarımızı kavurmaya başlayacağız bu şekilde. Unumuz iyice bir hazır diyebiliriz. İyice bir kavruluyor. Tekrardan sütümüz hazır. Azar azar parça kalan sütümüzü de kullandık. Evet, tekrardan beşamel sosumuz. İyice bir bu şekilde hazırlayacağız. Soğanlarımız da bayağı bir acıymış. Gözlerim yakmaya başladı. Şimdi patlıcanlar hazır. Onu da içine ilave edeceğiz. Patlıcanları da içine ilave ettikten sonra beraber karıştıralım tekrardan. Oh, oh mis mis. Beğendiğimiz için bunları iyice bir bu şekilde bir karıştıracağız. Evet, hafif iyice bir karıştırdık ve beğenimiz şu anda hazır diyebiliriz. Kenarda yavaş yavaş toparlamaya başlandı. Siz hemen onu görürken ben ufak bir sunum yapacağım. Tabağımı alayım mı? O zaman hemen tabağımı alayım. Ondan sonra devam edelim. Evet, şimdi hazırız. Beğendiğimiz hazırlandıktan sonra bir yandan soğanlarımız hazır. Sunum yapacağımız tabağımızı alalım. Of 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 mis mis. Bak da güzel oldu. Şunları şöyle bir tabağımıza iyice bir yayalım. Tabağımız güzelce bir hazır. Tekrardan ocağımızda şöyle bir altını, diğer ocağımızın altını kapatalım. Soğanlar kavruluyor. Yavaş yavaş kavrulmaya devam etsin. Biraz da yağımız. Az olmuş yağımızı ilave edelim. Güzelce bir soğanlarımızı hazırlayacağız. Şimdi kullanacağımız kadar etimiz demiştik. Etimiz de hazır. Şöyle etimizi aldık. Önce ızgaralık açar gibi açalım. Bunu uzunlamasına dilimleyelim. Hemen uzunlamasına dilimledikten sonra küp küp doğrayacağız. Şöyle bir kuşbaşı şeklinde doğramaya başlayalım. Tabii ki eldiven de olduğu için sevgili izleyenlerimiz tavuk biraz hafif kayganlaşıyor. Elimizde bir tutması biraz zorlanıyor. Zorlanabiliriz. Onun için şöyle bir alalım. Tenceremize birazını yollayalım. Etimizle beraber hafiften soteleyelim. Evet. Bir sunum olsun. Ondan sonra diğer tavuğumuz. Bunu da aynı işlemle hazırlayacağız. Önce ortadan ikiye ayırdık. Ondan sonra uzunlamasına kestik. Küçük küçük doğrayalım. Evet. Bunları kenara aldık. Diğerini aynı şekilde. Hazır. Bunları hazırlandıktan sonra yine yollayalım güzelce bir.
tenceremize ilave ettik. Beraber hafiften bir karıştıralım. Etler ve soğan, sarımsak iyice bir hazırlanmaya başlansın. Böreğimiz mis gibi olmuş. Çok da güzel bir şekilde şu anda hazır diyebiliriz sevgili izleyenlerimiz. Böreğimiz hazır. Onu alalım dışarıya. Hemen böreğimizi alalım. Hop. Gelsin böreğimiz, tepsi böreğimiz hazır. Of 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 of, mis mis. Evet. Böreğimiz şu anda hazır. Üzerine hafif bir su serpiştirebilirsiniz sizler de. Hemen biraz, ben bir tane tabak alayım. İçine biraz su. Şöyle bir üzerine damlatalım. Vay 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 vay. Şöyle hafif yumuşasın. Evet. Şimdi hazır. Tekrardan dinlendirmeye bıraktık. O biraz hazır kenarda beklesin. Biz en son olarak kesip sunumunu yapabiliriz. Etlerimizi ilave ettik tenceremize. Ben onları biraz yer değiştireyim daha hızlı bir şekilde pişirmem için. Diğer ocağımıza aldık. Biber ve domates demiştik. Birkaç tane biberimiz gelsin. Evet, domatesimiz de isterseniz fazla veya da az da kullanabilirsiniz. Biberlerimiz hazır. Domatesimiz de aynı şekilde. Bunları önce bir ortadan ikiye böleceğiz. Çekirdeklerinden arındıralım. Ondan sonra dilimledik. Sivri biberimiz aynı şekilde hazır. Çekirdeklerini hem çoğaltacak hem de güzel bir lezzet katacak biberlerimiz. Evet, kenara aldık. Bunu aynı şekilde önce bir ortadan bölelim. Küçük küçük doğramaya başladık. Evet. Şimdi biberlerimiz de hazır. Salçamız. Biraz salçamızdan. Çok az bir salçamızı ilave edelim. Salçamızla beraber hafif bir kavuralım. Evet. Mis mis. Çok da güzel olacak. Biber salçası tercih ettik. O da güzel bir renk katıyor. Güzel bir lezzet katıyor. Ama siz isterseniz biber salçası, isterseniz domates salçası da kullanabilirsiniz. İkisi de yakışıyor. İkisi de güzel bir renk ve lezzet katıyor. Şimdi beraber kavurmaya devam ediyorum. Hafiften biraz tuzumuz demiştik. Tabii eşit olsun. Çünkü biz ne yaptık? Beğenimizin içinde de biraz sosumuz vardı. Onun için ne yapacağız? Biraz daha az kullanacağız. Hafif biraz pul biberimiz, biraz da kimyon kullanalım güzel bir gün bir lezzet katsın, farklı bir aroma katsın diye. Bunları da hafif soteleyelim. Salçamızı ne kadar çok fazla kavurursak yemeğimiz daha lezzetli, daha güzel ve de midemizde yanma ekşimeler olmamış olacak. Karabiberi az kullanacağız, salçamızı da biraz fazla kavurmuş olacağız. Biberlerimiz, karışık biberlerimiz hazır. Onları da tencereme yolluyorum. Tabii ki biber güzel bir lezzet, güzel bir tat, güzel bir aroma katıyor. Hem de ne yapıyor? Biraz da eğer ki malzememiz azsa onu çoğaltması için bize büyük bir yardımcıdır. Ve yemeğimizi de çoğaltmış olacak. Çoğalmasını sağlamış olacağız bu şekilde. Hemen hafiften karıştırdım. İyice bir hızlı bir ateşte kavurmaya başlandıktan sonra hafiften biraz suyumuz, çok fazla kullanmayacağız, az bir suyla bir veya da yarım su bardağı kadar diyebiliriz suyla ben sunumu yapacağım. Bunları da hafif şöyle bir karıştıralım. Evet, şimdi pişmeye başlansın. Ondan sonra domates. Çok fazla büyük
Domates kullanmak istemedim. 2 tane orta boy domates yeterlidir. Ama siz isterseniz büyük domates de kullanabilirsiniz. Domates tabii ki kararında kullandığımızda yemeğimize güzel bir lezzet, güzel bir tat hem de çoğalmasını sağlamış olacağız. Ama domatesimizi çok fazla tükettiğimizde, kullandığımızda yemeğimizi acılaştıracak ve yemeğimiz tabii ki hafiften biraz da ekşimsi bir tat almış olacağız. Onun için çok fazla elimizde geldiği kadar domatesi aşırı bir tüketmeyelim yemeklerimizde. Ben tekrardan tahtamızı suya tuttum. Tahtamız hazır. Ondan sonra harcımızı da karıştıralım. Yavaş yavaş pişmeye devam etsin, kaynamaya devam etsin. Şimdi o hazırlanırken ben de şöyle bir tezgahımı toparlayayım. Önce tatlımızla, lokumumuzla başlayalım. Ondan sonra sırasına göre diğer sunumlarına da başlayabiliriz, hazırlayabiliriz. Ben hemen önce bir tezgahımı toparlayayım. Ondan sonra devam edelim. Evet, şöyle bir tezgahımızı çok fazla dağınık olmasın diye toparlayalım. Şimdi beğendiğimiz için şöyle güzel bir etimiz pişene kadar devam edeceğiz hazırlığımıza. Şimdi lokumu hemen hazırlamaya başlayabiliriz. Tabii ki biraz iyice bir soğuyacak. Kontrol edelim bakalım ne durumda. Ondan sonra iyice tabii ki soğuması gerekiyor sevgili izleyenlerimiz. Evet. Soğumaya başlanmış. Şu anda hemen hemen hazır diyebiliriz. Ya da siz şu yaptığımız, bizim beklettiğimiz bir 20 dakika oldu. Siz bir 20-25 dakika da bekletebilirsiniz. Biraz iyice bir soğusun. Soğutulduktan sonra bir paket krem şantimiz demiştik. Onu da içine ilave edeceğiz. Öncelikle tabii ki karıştırdığımızda bize biraz yorabilir. Hemen krem şantilerimiz toz olduğu için dağılmasın diye öncelikle şöyle bir hafiften bir toparlayalım. Evet. Yavaş yavaş krem şantimizi yedirmeye başlayacağız. Evet. Devam ediyorum. Kenar kısımlarından krem şantimizi öncelikle şöyle bir alsın. Ondan sonra devam edelim. Evet, şimdi bak şurada da görüyorsunuz sevgili izleyenlerimiz. Yavaş yavaş yumuşatmaya da başlandı. Hemen başlattı. Onun için de ne yapıyoruz? Soğuyacak. Yani iyice bir soğuyacak lokum. Ondan sonra harcımızı içine ilave edeceğiz. Evet, şimdi güzel oldu. İyice bir karıştırdık. Eldivenimizi tekrardan değiştirelim. Ben şöyle bir harcın altında tekrardan bir kısacağım. 2 tane eldivenimiz hazır. Streç kullanacağım için ben şimdilik eldiven kullanmayacağım. Streçimizi serdikten sonra tekrardan eldivenimizi kullanabiliriz. Tabii ki hijyenik açıdan eldiven çok önemli. Kullanabiliriz. Bizler de normal ev ortamında da kullanabiliriz. Daha güzel olacak, daha yararlı olacak. Hele ki bir kurumsal bir iş yerimiz varsa, lokantamız, restoranımız, bunları da mutlaka kullanmamız gerekiyor. Çünkü sizden müşteriler görmüyor zannediyorsunuz ama müşteriler tabii ki en ufak detayına kadar da takip ediyorlar, görüyorlar. Özellikle aşçı kardeşlerimiz, şeflerimiz ona biraz daha dikkat edebilirler. Çünkü böyle sorularla ben sıklıkla karşılanıyoruz ve karşılaşıyoruz. İşte Abdullah Usta, biz işte falanca restoranda gittik, lokantaya gittik. İşte oradaki şef orada işte döner sunumu yaparken, ızgara sunumu yaparken veyahut da salata sunumu yaparken hiç eldiven kullanmadan eliyle sunum yapıyor ve bu da bizleri rahatsız etti ve biz de orada yemek yemedik diyorlar. Onun için eldiven çok önemli. Eldiven de kullanırsak daha güzel olmuş olacak inşallah. Şimdi tekrardan streçimiz hazır. Biraz daha şöyle bir iki parçadan yapabiliriz. Bunu da aynı şekilde tezgahın üzerine aldım ve kestik streçimizi. Siz biraz daha parlak görünmesi istiyorsanız isterseniz üzerine hafif biraz da yağlayabilirsiniz. Yağ da kullanabilirsiniz.
minik biraz yağımızdan damlatalım. Hem parlak hem de düzgün çıksın diye sevgili izleyenlerimiz. Fazla değil, bir iki damla yeterlidir. Evet, iki damla yeterlidir. Ondan sonra streçimizi hafiften, eldiven işte olduğu zaman biraz dediğimiz gibi sevgili izleyenlerim, böyle şeylerde biraz zorlanabiliyoruz. Onun için ben de hafiften şöyle bir hazırladım. Lokum hazır. Hazırlandıktan sonra onu streçimizin üzerine alalım. Bu şekilde streçimizin üzerine alacağız. Hepsimizi kaldıralım. Onda şu anda bir işimiz yok. Yavaş yavaş az bir suyla, yani çok fazla sulandırmadan az bir suyla hem elimize yapışmasın hem de daha rahat bir şekilde yayalım diye kullanabiliriz bunu. Siz de yapabilirsiniz. Az bir suyla elimizi batıralım. Tekrardan tabii siz isterseniz, eğer biraz daha büyük yapacaksanız veya karabalık bir aileyseniz biraz daha fazla da kullanabilirsiniz harcımızdan. Kenar kısımlarını şimdilik şöyle bir keseceğim. Kenar aldık. Bunu da daha düzgün olsun diye kestim. Bu tarafa aldım. Burayı da şu şekilde bir keselim. İstediğimiz gibi içine ilave edebiliriz. Bunların aynı uç kısımlarını daha düzgün olsun, daha güzel olsun diye siz de yapabilirsiniz, uygulayabilirsiniz. Kenara alıyoruz. Biraz eksik olan kısımlar da varsa tamamlanmış da olacağız. Tekrardan toparlamaya devam ediyoruz. Biraz daha açabiliriz. Tabii ki nerede çok fazla ince olacak, nerede çok fazla kalın olacak şekilde hazırlayacağız. Bu işlemi yaptıktan sonra, rulo şeklinde katladıktan sonra, tabii biz burada canlı yayında yaptığımız için sevgili izleyicilerim çok fazla beklemiyoruz, bekletemiyoruz. Çünkü sizde de görün diye biz biraz daha acele ediyoruz. Sunumunu yapıyoruz. Siz dolabınıza gönderin. Dolapta da biraz daha dinlensin. Dolapta da dinlendikten sonra hem daha güzel sunum yapmış olacaksınız, hem de çok da güzel bir lokum olmuş olacak. Rulo şeklindeki lokumumuz hazırlamış olacak. Şimdi lokum hazır. Bir tane muz dedik. Onu da alalım. Bunu şöyle bir kabuğunu soyduk. Tekrardan isterseniz dilimleyip de içine ilave edebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde bütün olarak da içine kullanabiliriz. Şöyle hafiften biraz düzeltelim. İçine ilave ettik. Ondan sonra bir adet armut. Onu da tekrardan uzunlamasına keselim. Tabii ki içine portakal veya da mandalina da kullanabilirsiniz. O da çok da yakışıyor, çok da güzel oluyor. Çok aşırı tabii kullanmadan hem güzel bir sunum olacak hem de pratik bir sunum olmuş olacak inşallah. Elmamız tekrardan. Onu da aynı işlemle hazırladık. Kalan elmamızı şimdilik şöyle bir gönderelim. Ondan sonra diğerlerini kenara aldık. Biraz diğer kuru meyvelerimize de kullanabiliriz. Kuru kayısımız şöyle aralarına bunu bu şekilde dizeceğiz. Ondan sonra biraz fıstık, Antep toz fıstığımız hazır. Üzerine ilave ettik. Onu da üzerine ilave ettikten sonra yavaş yavaş katlamaya başlayabiliriz, hazırlamaya başlayabiliriz. Öncelikle şöyle bir meyvemizi çok fazla dağıtmayacağımız şekilde kenar kısımlarından yavaş yavaş katlamaya başlayalım. Devam ettik. İyice bir toparlayalım. Bir tık daha. Şöyle bir
düzelttik. Evet, şimdi biraz daha. Evet, şimdi hazır. Bunu bu şekilde hazırlandıktan sonra tepsinin içinde yapın sevgili izleyicilerimiz. Tepsinin içinde yaptıktan sonra siz biraz daha dolaba gönderin. Dolapta iyice bir dinlensin, iyice bir beklesin. Dinlendikten sonra diğer işlemlerinizi yapabilirsiniz. Sunumları geçebilirsiniz. Ben hemen sunum yapacağım. Tabaklarımı da alayım. Tabağımız hazır. Onu şimdilik şöyle bir keselim. Kenara aldık. Ve buradan yavaş yavaş çok fazla dağıtmadan aldık. Tabağımıza koyduk. Tekrardan kenara aldık. Devam ediyoruz. Bir tane daha. Tabii bunu dolaba gönderirsek daha güzel bir şekilde hem toparlanmış olacağız hem de çok da fazla bizleri yormamış olacak. Şimdi hazır. İki tanesini aldık. Bunu ben şimdilik bir tezgahın arkasına doğru alacağım. Evet, şöyle bir içindeki meyvelerimiz de görünsün diye ters çevirelim. Onu hazırladıktan sonra şimdi süslemeye başlayalım sizlerle beraber. Tekrardan ufak bir kaşık. Ondan sonra şöyle biraz toz kakaomuz. Hafif. Ondan sonra biraz üzerine Antep toz fıstığımız, ilave ettik. Evet, güzel bir görüntü oldu değil mi arkadaşlar? Şimdi rulo lokumumuz hazır sevgili izleyicimiz. Unu hazırladıktan sonra ben şimdilik fazla olan malzemeleri bir kenara doğru bir alayım. Evet. Tabii ki dolaba göndermemiz gerekiyor. Mutlaka dolapta biraz dinlenecek. Yani dinlendiği zaman sizler de yorulmamış olacaksınız. Daha iyi bir şekilde hem kalıplaşmış olacak hem de daha iyi bir şekilde bir sunumumuzu yapmış olacağız. Onun için ne yapacağız? Mutlaka biraz dolabımızda bekletmemiz gerekecek ve dolabımıza da dinlendirmemiz gerekecek. Siz de dolabınızda biraz dinlendirebilirsiniz. Şöyle ben bir tahtamızı tekrardan hemen suya tutayım. Siz bu arada tatlımızı görürken ben de hazırlığımı yapayım, ondan sonra devam edelim. Tekrardan. Tatlımız hazır. Böreğimiz aynı şekilde hazır sevgili izleyenlerimiz. Şimdi böreğimizi hazırlamıştık. Yemeğimiz tabii ki pişmeye devam ediyor. İyice bir şöyle bir beğendiğimiz için hazırlığımızı yaptık. Bunları şimdi şöyle bir temizleyelim. Tezgahımıza çok da dağınık olmasın. Tatlımız hazır. Onu köşeye doğru alalım. Ondan sonra beğendiğimiz için hazır. Birazdan devam edeceğiz. Böreğimiz aynı şekilde hazır. Bismillah dedik. Şöyle bir. Hop. Evet. Böreğimiz hemen hemen hazır diyebiliriz. Böreğimiz de hazırlandıktan sonra ben şöyle bir tabağımı alayım. Öncelikle tabii ki düzgün olması için, güzel olması için şöyle bir kenar kısımlarını bir keselim. Tabağımızı aldık. Bunu da aynı şekilde böyle bir aldık. Üç kısımları
Bunları sonra afiyetle yiyeceğiz arkadaşlar. Kesinlikle. Onları atmayacağız. Onlar da çok da güzel ve çok da lezzetli olacak. Ondan sonra istediğimiz gibi kesebiliriz. Evet, devam ediyoruz. Hazır. Bunları yanaştırdık. Evet. Hemen. Tabii ki içinde ıspanak olduğu için çok fazla dağıtmadan almamız gerekecek. Onun için şöyle bir tabağımız hazır. Bir tanesini alalım. Of 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 of. Mis mis. Evet, böreğimizi görüyorsunuz. Değil mi sevgili Muhammed kardeşim? Anlatmaya gerek yok diyorsun. Evet, diğer böreklerimizi de ben şimdi kenara alayım. Arkadaşlar sonra afiyetle yesinler diye. Hemen şöyle bir tane tabağımız içine alabiliriz. Bunu da şöyle bir tabağımıza alalım. Sonra arkadaşlarımız afiyetle yesinler. Evet, şimdi böreğimiz hazır diyebiliriz. Fazla olanı tezgahımızın üzerine aldık. Ufaktan tekrardan tezgahımızı toparlayalım. Yemeğimiz de hazır. Hemen ben ufak bir tezgahımızı toparlayayım. Ondan sonra neler yaptığımıza geçebiliriz. Evet, hazır. Bunları şöyle bir temizleyelim. Tepsimizi içine alalım. Tekrardan. Hem tezgahımızda dağınık görünmemiş olacak. Şimdi beğendiğimiz için hazırlığımız tamam. Etlerimiz pişti. Fırının ocağımızın altını kapatalım. Ondan sonra şöyle bir tabağımıza sunumumuzu yapalım. Oh, çok da güzel. Bu şekilde tavuklarımız pişmiş. Ondan sonra yerini alabilir. Evet, hafif. Etlerimiz hazır diyebiliriz. Beğendiğimizi altına ilave ettik. Üzerine bolca hazırladığınız etlerinizi ilave edin. Ondan sonra güzel bir sunum hazırlanmış olacaksınız inşallah. Evet. Bunları şimdilik kenara doğru kaydırdık. Üzerine bir iki dokunuş. Ondan sonra hazır diyebiliriz. Süslemek tabii ki güzelleştirecek. Onun için de biraz da kenar kısımlarını da süsleyebiliriz. Şu anda diğer tarafa bir parça dereotumuz. Böyle üç kısma koyalım. Bir parça da maydanoz. Evet, şimdi tavuklu beğendiğimiz de hazır sevgili izleyenlerimiz. Bu şekilde yemeklerimizi hazırladık. Tezgahımızın üzerine alalım. Böreğimiz dedik. O da hazır. Ondan sonra lokum da hazır. Ben şöyle ufak bir tezgahımı toparlayayım. Ondan sonra neler yapmışız hemen geçelim hızlıca. Sizlerle beraber inşallah. Tabii ki böreklerimizi hazırladık. Ondan sonra güzel bir lokum da oldu. İnşallah size de yapacağız. Arasında tabii istediğiniz gibi meyve kullanabilirsiniz. Hangisini seviyorsanız kivisinden tutun. Portakal, mandalinasını, elmasını, ondan sonra çileğini. Hepsi de yakışıyor, güzel bir lezzet katıyor. Ama çok fazla sulandırmayacak meyve olursa, taze meyve olursa daha güzel olacak. Ve daha iyi bir şekilde hazırlamış olacağız. Ve bu şekilde biz de hazırladık. Kenara aldık. Evet, şimdi başlayabiliriz hemen. Neler yaptık, neler hazırladık sizlerle beraber bir göz atabiliriz. Öncelikle ıspanaklı tepsi böreğimiz için kullandığımız malzememiz bir paket yufkamız var. 500 gram kadar ıspanak, 1 adet kuru soğanımız, 1 adet domatesimiz, 1 tatlı kaşık kadar tuzumuz, karabiberimiz, pulverimiz var, 1 su bardağı kadar sütümüz, 1 adet yumurtamız, 1 çay bardağı kadar sıvı yağ kullandık. 1 paket yufkamız, 500 gram kadar ıspanak,
bir adet kuru soğanımız, bir adet domatesimiz, bir tatlı kaşık kadar tuzumuz, karabiberimiz ve de pul biberimiz. Bir su bardağı kadar sütümüz var, bir adet yumurta kullandık, bir çay bardağı kadar da sıvı yağ kullanıyoruz. Öncelikle hemen ıspanağımızı bol suda yıkayalım. Bol suda yıkadıktan sonra hatta bir 10-15 dakika sirkeli suda da bekletirseniz daha güzel olacak ve daha yararlı olmuş olacak. Ispanağı güzelce bir yıkadıktan sonra hemen iri iri doğradık. Kenara aldık. Tenceremizin içine yağımızı ilave ettik. Ondan sonra soğanımızı küçük küçük doğradık, içine ilave ettik. Soğanımız kavrulduktan sonra ıspanağımızı aynı şekilde doğrayıp içine ilave edelim. Beraber kavuruyoruz. Beraber kavurduktan sonra bir tane domatesimizi ilave edelim. Ondan sonra baharatlarımızı ilave ediyoruz. Ispanaklar hazırlandıktan sonra kenara alıyoruz. Ayrı bir kabımızın içine bir tane yumurtamızı kıralım. Onu iyice bir çırpacağız. Onu iyice bir çırptıktan sonra bir su bardağı kadar sütümüzü ilave edeceğiz. Bir su veya da bir çay bardağı kadar sıvı yağımızı ilave edelim. Ve sosumuzu güzelce bir şekilde bir hazırlayacağız. Sosumuz iyice bir hazırlandıktan sonra tekrardan hemen yufkalarımızı tepsimizin altına hafif bir yağladıktan sonra sereceğiz. Aralarına yufkalarımızı ilave edeceğiz. Her katına da aynı şekilde sosumuzdan yavaş yavaş yedirmeye başlayacağız. İlave etmeye başlayacağız. Sosumuzu ilave ettikten sonra ortasına geldikten sonra harcımızı ortasına ilave edeceğiz. Aynı şekilde üzerini tekrardan örtmeye devam edeceğiz. Üzerini tabii aralarında sosumuzu unutmayacağız. Aralarında da aynı şekilde sosumuzu ilave ettikten sonra son katına geldikten sonra üzerini iyice bir hava almayacak şekilde bir kapatacağız. Kapattıktan sonra kalan sosumuzu üzerine ilave edeceğiz ve soslandıktan sonra fırına göndereceğiz. 170 dereceyle 1,5 saat boyunca bir pişecek ve iyice bir piştikten sonra tabii ki belli bir noktadan sonra yani üzeri kızardıktan sonra ters çevirirsek daha güzel olacak. Hem altı hem de üstü iyice bir kızartmış olacağız. Ve iyice bir hazırlandıktan sonra da istediğiniz şekilde de kesip afiyet yiyeceğiniz güzel bir ıspanaklı tepsi böreği olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Evet, hemen diğer listemizi alalım. Meyveli lokum için de sevgili izleyenimiz hem pratik oluyor, hem lezzetli, hem de güzel bir sunum oluyor. İnşallah sizler de evlerinizde sürekli farklı sunumlarla yapacağınız lezzetli, güzel bir sunum olmuş olacak. Evet, hemen onun için de meyveli lokum için de 13 yemek kaşığı kadar toz şekeri kullandım. Ondan sonra 14 yemek kaşığı kadar irmik, 4 su bardağı kadar süt, 1 paket vanilyamız, ondan sonra 1 paket krem şantiyemiz var. 13 yemek kaşığı kadar toz şeker, hatta siz birebir de kullanabilirsiniz. 14 yemek kaşığı kadar toz şeker, 14 yemek kaşığı kadar irmik de kullanabilirsiniz. 4 su bardağı kadar süt, 1 paket vanilyamız, ondan sonra 1 paket krem şantiyemiz var. İçi içinde bir adet armut, bir adet elma, bir adet de muz kullandık. İçi için bir adet armut, bir adet elma, bir adet de muz kullanıyoruz. Öncelikle geniş bir tenceremizin içine sütümüzü soğuk bir şekilde ilave edelim. Onun içine toz şekerimizi ilave ediyoruz. Toz şekerimizle beraber hemen irminizi de ilave edin. Hafif biraz karıştırın, ocağın üzerine alın. Ve iyice bir kaynatacağız. Koyulaştıktan sonra tepsimizin veya geniş bir kabımızı içine alacağız. 20-25 dakika bir soğuyana kadar bekleteceğiz. Soğutulduktan sonra içine vanilyamızı ve de krem şantiyemizi ilave edeceğiz. Onunla beraber iyice bir karıştıracağız. Tezgahımızın üzerine streçimizi hemen sereceğiz. Hafif bir streçimizi yağlayalım. Ondan sonra güzelce bir şekilde hazırladığımız lokumuzu üzerine sereceğiz. Üzerine ilave ettikten sonra hemen muzları güzelce bir kabuklarını soyup üzerine ilave edeceğiz. Elmamızı, armudumuzu aynı kabuklarını soyacağız. Onları da dilimledikten sonra ortasına ilave edeceğiz ve rulo şeklinde güzelce bir katlayacağız. Katladıktan sonra dolabımıza 1-2 saat dinlendirelim. 2 saat soğutulduktan sonra hemen kesip tabaklarımıza alalım. Üzerine isterse toz kakao veya da isterse antep toz fıstığı hangisini seviyorsanız o şekilde süsleyip de afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Evet, hemen şöyle bir tavuklu beğendi içinde neler kullandık sevgili izleyenimiz. Tavuklu hünkâr beğendimiz için de 500 gram kadar tavuk göğsümüz. Tabii siz isterse az veya fazla onu da kullanabilirsiniz. 500 gram kadar tavuk göğsümüz, 1 adet kuru soğanımız, 2 diş sarımsağımız, 2 adet domatesimiz, 3 adet biberimiz, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, pul biberimiz, kırmızı tuz biberimiz. Ondan sonra 1 tatlı kaşığı kadar kekik kullanıyoruz. 4 adet patlıcan, ondan sonra 3 yemek kaşığı kadar unumuz, 2 su bardağı kadar süt, 4 yemek kaşığı kadar tereyağımız. 500 gram kadar tavuk göğsümüz, 1 adet kuru soğanımız, 2 diş sarımsağımız, 2 adet domatesimiz, 3 adet biberimiz var. Ondan sonra 1 yemek kaşığı kadar salçamız, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, pul biberimiz, kırmızı tuz biberimiz. Ondan sonra kekik, 4 adet patlıcan, 3 yemek kaşığı kadar unumuz, 2 su bardağı kadar sütümüz, ondan sonra 4 yemek kaşığı kadar da tereyağımız var. Önce patlıcanları hemen fırınımıza gönderdik. İyice bir közlendi. Onlar közlendikten sonra kabuklarını soyuyoruz. Küçük küçük doğruyoruz. Ve doğradıktan sonra hafif yağla ve limon suyuyla beraber karıştırıp kenara aldık. Ondan sonra 2 tane tenceremizi ocağa alıyoruz. İkisinin içine yağımızı ilave ettik. Birisinin içine unumuzu kavurduk. İçine hafif bir tuzumuzu, karabiberimizi ilave ettik. Onları ilave ettikten sonra sütle beraber beşamel sosumuzu beğendiğimiz için hazırladık. İçine patlıcanları da ilave ettik. Onları karıştırdıktan sonra sunum yapacağımız tabağımıza alıyoruz.
Aldıktan sonra ikinci tenceremizde hemen yağımızı ilave etmiştik. Onun içine soğanımızı, sarımsağımızı doğradık, ilave ettik. Tavukları iri doğradık, aynı şekilde küp şeklinde doğradık, içine ilave ettik, kavurmaya devam ettik. İçine salçamız, ondan sonra baharatlarımızı ilave ettik. Onları da ilave ettikten sonra biberlerimiz, domatesimizi ilave ediyoruz. İyice bir pişiyor ve piştikten sonra sunum yapacağımız tabaklarımızı üzerine alıp ondan sonra süsledikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir beğendi olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de bu şekilde tezgahımızı hazırladık. Tezgahımız hazır ve son dokunuş kekik dedik. Hafif kekik. Oh! Şöyle biraz kekik. Güzel bir lezzet, güzel bir sunum katmış olacak. Kekiğimizi de üzerine ilave ettikten sonra yemeklerimiz hazır. Tabii ki sizler de bizleri takip etmeyi unutmayın. Sevgili izleyicilerimiz, TKRT olarak Facebook'ta varız, Twitter'da varız, Instagram'da varız, YouTube'da varız. Bizleri oradan takip edebilirsiniz. Programımızın tekrarı gece saat 1 ile 1.30'da. Ondan sonra hafta sonu saat 10 ile 11'de programımızın tekrarı var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Beni de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah Usta veya Abdullah Hakim Yartu sayfalarından takip edebilirsiniz. Instagram'da size ait yemekler varsa, benimle paylaşmak istiyorsanız, burada özel hazırlamamı istiyorsanız bana gönderebilirsiniz. Bitişik şefabdullahusta.tkrt sayfama gönderin. Burada ben de sizler için hazırlamış olayım. Programımıza konuk olmak istiyorsanız Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Evet, biz de böylelikle yavaş yavaş programımıza sonuna geldik. Öncelik tabii ki gurbetçilerimiz, onları çok seviyoruz. Buradan bütün gurbetçilere benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Türkiye'de bizleri izleyen herkes, desteğini esirgemen herkese benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Yarın görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.